Herkese merhaba Bilgi Değirmeni kanalı izleyicileri. Bugünkü videomuzda tarihin en büyük ve konuşulan köle isyanından bahsedeceğiz. Yani Spartaküs'ten. Hadi videomuza geçelim. Antik Roma tarihinin yıllarca unutamadığı en büyük köle isyanı M.Ö. 135 ve M.Ö. 104 yılları arasında yaşanmıştır. Kökeni Trakya bölgesi olan Roma'ya köle olarak esir düşmüş, Spartaküs adındaki gladyatör liderliğinde yaşanmıştı. Roma'da Batiatus hanesinin Ludus'unda gladyatör köle olarak yetiştirilmiş, Spartaküs yanındaki insanlara isyan etmeye aşılamış ve 78 gladyatör ile birlikte Batiatus hanesini yıkarak ilk adımını atmış oldu. Spartaküs ve yanındaki 78 kişi kaçtığında Roma bunu çok önemsemedi. Zaten o dönemde kölelerin kaçması yaygın bir durumdu. Roma ve Senato için yapılan toplu firar diğerlerinden farklı olamazdı. Senato kölelerin yakalanmasını için 3000 kişilik bir kuvvetin yeteceğini düşünüp ordunun başına Claudius'u getirdi. Bu sırada Vezüv dağlarında kaçak hayatı sürmeye başlayan Spartaküs ve arkadaşları Roma'nın köle ticareti arabalarına saldırarak sayılarını arttırıyor. Aynı zamanda efendisini terk edip kaçan her köle Spartaküs'e katılıyordu. Roma ordusu ile karşılaştıklarında onları kolayca alt ettiler. Orduya ait teçhizatı ve kumanyayı da ele geçirdiler ve sonra Spartaküs köle ordusunu alarak güneye doğru ilerlemeyi sürdürdü. Güneye ilerleyişi sırasında kendisine ve köle ordusuna katılım devam etti. O zamanki komutan Glaber'in lejyonlarını da yenerek Alp dağlarına doğru yola çıkmışlardır. Önüne geldikleri her konağa, esir kamplarına baskın yaparak sayılarını çoğaltıp birçok kölenin ise hanesinden kaçmasına sebep olmuşlardır. Ve Spartaküs çıtayı daha da yükselterek binlerce kişinin köle olduğu maden ocaklarına saldırmış, oradaki esirleri de davasına katmıştır. Spartaküs ve arkadaşlarının sayısı tarihi kayıtlarda 70 bin olarak geçmektedir. Durumun ciddiyetini ilk başta küçümseyen Roma Senatosu sonradan anlamış ve Marcus Crassus'tan yardım isteyerek yıllarca eğitim almış askerlerden bir ordu kurdurmuştur. Amacı Alp dağlarına ulaşıp özgürlüğe kavuşmak olan Spartaküs'le aynı düşünceye sahip olmayanlar da vardı. Bunlardan en önemlisi Galyalıların başını çeken, aynı zamanda dostu da olan Capualı Crixus'tu. Spartaküs daha fazla Roma ile savaşmak istemiyordu. Savaş yerine Sicilya adasına giderek burada bağımsız bir devlet kurmak istiyordu. Afrika'da maden ocaklarından Roma'ya köle olarak satılmasından sonra özgürlüğünün tadına varmış olduğundan bunu kaybetmeye hiç niyeti yoktu. Güneyde geçici yerleşim kurarak bunu pekiştirmek istese de Romalılar Marcus Crassus'un kurduğu yeni ve daha büyük seçkin birliklerini onların peşine yollamıştı. İlk savaşta Roma ordusu yenilmesine rağmen peşlerini bırakmadı. Aldığı bu seri galibiyetler, köle ordusu içindeki Galyaların savaş sırasında daha başıboş, daha cüretkar kararları tek başlarına vermelerine neden olmuştu. Marcus Crassus, bu başıbozuk savaşçıların bolca hata yapmalarına izin verip bulduğu gedikten hepsini kuşatmaya alarak yenmeyi başarmıştı. Sonuç olarak daha önce hiç savaşmamış köleler büyük çoğunluğu ilk defa yaşadıkları bu kuşatmada teslim olarak belki canımız bağışlanır, köle olarak devam ederiz temennisi gerçek olmamıştı. Marcus Crassus ise savaş meydanında Spartaküs'ü aramış ama bulamamıştır. Onu ararken bir anda bağırır. Bana çabuk Spartaküs'ü bulun. Dirisi yoksa ölüsünü istiyorum. Marcus Crassus kesin zaferini elde etmişti. Roma'dan Capua kentine doğru uzanan Appia yolunun iki kenarına çarmıhlar kurulmuş, teslim olan ve sağ ele geçirilen köleler burada çarmıha gerilerek infaz ediliyordu. Spartaküs'ün hakkında tek bilinen burnunda hafif eğrilik olması dışında pek bilgileri yoktu. Marcus Crassus çarmıha gerilmek için sırada bekleyen zincirlenmiş kölelere "Spartaküs hanginiz?" diye sordu. Onlar da hep birazdan "Spartaküs benim!" diye cevap verdi. Beklemediği bir cevap alan Marcus Crassus hepsini yolun kenarında çarmıha germeye devam etti. Kimi Spartaküs'ün kaçtığını, kimi ise savaş alanında öldüğünü söyler. Cesedi bulunamamıştır. Köle isyanı tam 10 yıl sürmüştür. Bu isyanın sonucu aynı zamanda Sezar'ın Roma'nın cumhuriyetten imparatorluğa geçme fikrini ortaya koymasına sebep olmuştur. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalımıza abone olabilir, ekranda gördüğünüz Instagram ve Facebook adreslerinden bizi takip edip destekleyebilirsiniz.